Avrasya Hastaneler Grubu Şifa Kapısı'nı sunar. Meme akıntısı ve kızarıklarla ilgili sorularınız var. Meme akıntısı ve kızarık meme hastalığının ileriki evresindeki kanser tanısı anlamına uygun mudur diye gelen sorularımız çoklukta hocam. Şimdi şöyle söyleyeyim. E, ka, e, meme kanseri belirtisi belirtileri arasında akıntı vardır ama her akıntı olan da meme kanseri olacak anlamına gelmiyor mesela enfeksiyöz e, enfeksiyonlara bağlı bir takım olaylarda da akıntılar olabilir bunun ayrılması gerekiyor bunu dediğim gibi e, uzman hekimlerce muayene edilmesi gerekli e, örneklenmenin yapılması ve e, hastaların buna göre bilgilendirilmesi gerekiyor. Yani her akıntısı olan hanım ben meme kanseriyim diye e, ne bir karamsarlığa kapılmalı ne de üzülmeli. Evet. E, meme kanserinin en önemli belirtisi kitle olması. Ama her kitle de demin söylediğimiz gibi kanser anlamına gelmiyor. Burada kendi kendine meme muayenesinin önemi ortaya çıkıyor. Kendi kendine evet. meme muayenesinde e, her kadının memelerini Mutlaka tanıması gerekiyor. Ee, kendi kendine meme muayenesini adet adet gören hanımlar için adetten sonraki 4-5. günden sonraki aşamada e, işte e, ya yatarak ya aynanın karşısında e, kollarını bir elini başının üstüne hı hı. koyup diğer eliyle memesini koltuk altını muayene etmesi şeklinde yapılıyor. Orada e, var olan kitleleri yerlerini elleriyle çok iyi hissetmeleri gerekiyor. O kitlelerin var ise eğer büyüyüp büyümediği yok ise yeni bir kitle olup olmadığını mutlaka elleriyle meme muayenesi yaptıkları zaman ve bunu düzenli yaptıkları zaman hissedebilirler. Eğer e, memede bir kitle var bu uzun süre büyümeden aynı büyüklükte. Devam etti ama bir müddet sonra hissettiniz elleriniz alışkın ve büyümeye başladı. O zaman bir hekime müracaat etmek lazım. Ancak tabi tarama programları çerçevesinde bizim Türkiye'deki ulusal kanser verileri doğrultusunda 20 yaşını doldurmuş her kadının mutlaka her ay, o dediğim periyotta yani adetten sonraki 4-10 günlük periyotta kendi kendini meme muayenesi yapması e, yılda bir kez de e, bir hekim tarafından muayeneye gitmesi ultrasonografik olarak e, değerlendirilmesi lazım e, bu 40 yaşına kadar olan hanımlarda 40 yaşı e, netleştikten sonra meme dokusu daha e, mamografiye duyarlı olduktan sonra ee, belki daha önceki bir yaşta 35-36 yaşında e, diğer şeylere e, baz olsun diye, çekimlere baz olsun diye bir bir kez mamografi alınabilir. Ama o kadınların da mutlaka ve mutlaka kendi kendilerine meme muayenelerine en az ayda bir kere e, ve yılda bir kere de, bunlar tamamen sağlıklı kadınlar için konuşuyorum, e, yılda bir kere de hekim muayenesi, mamografi ve e, ultrasonla e, takip edilmeleri gerekiyor. Evet. Bu şekilde olduğu zaman erken evre meme kanserlerini yakalama insidansları çok daha yüksek ve kanserden ölümlerin e, önüne geçilmesi de daha uygun e, sağlanıyor. Ama meme kanseri riski bulunan hastalar var. Evet. Örneğin e, genetik olarak ailesinde meme kanseri olan yani birinci derece anne tarafında annesi kız kardeşi, teyzesi teyze kızları kendi kızı olabilir. Onlarda kanser riski varsa bunlar da bu insidans daha yüksek oluyor ve bu hastaların da e, daha sık bu kontrolleri yaptırması gerekiyor. Avrasya Hastaneler Grubu Şifa Kapısı'nı sundu.